Efendim iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün yeni yılın ilk günü. Dilerim dün geceniz güzel geçmiştir. Dilerim bu sabahınız güzel başlamıştır. Güzel kararlar verdiğinizi düşünüyorum pek çoğunuzun. Öyle olur çünkü yeni yılda. Umarım bunların en azından bir kısmını uygulayabiliriz, uygulayabilirsiniz. Bugün de yeni yılın ilk canlı yayınını yapıyoruz sizinle birlikte. Sizden ricam, Orancı merhabalar, Sinem Hanım merhabalar. Sizden ricam şu, Emine Hanım merhabalar. Hemen izlemeye başlarken lütfen paylaş butonuna basalım. Canlı yayın devam ederken eğer paylaşırsak çok daha fazla kişiye ulaşabilecek bizim canlı yayınımız. Ondan sonra da sayfanızdan arkadaşlarınıza çağrı gönderebilirsiniz. Daha da fazla dostumuza ulaşabilmek adına. Çünkü değerli dostlarım bu canlı yayın altına yazılan yorumlarla inanılmaz bir forum haline geldi. Binlerce ve binlerce yorum geliyor siz çok değerli dostlardan. Bunların ben okunduğunu biliyorum, izlendiğini biliyorum. Tüm siyasi partiler, Türkiye'yi yönetenler, yönetmeye talip olanlar buradan fikir alıyorlar. Bir de tabii biliyorsunuz sizden özel ricam nereden izlediğinizi yazmanız. Çünkü nereden izlediğiniz şöyle önemli. En böyle ciddiyim diyen kamuoyu araştırmasında 1000 kişiye ulaşılıyor. Siz Türkiye'nin çok farklı yerlerinden katılıyorsunuz biliyorum. O yüzden nerelerden katıldığınızı yazarsanız tüm Türkiye'yi temsil eden bir yayını yapmış olduğumuzu herkes de bilir. Hem bulunduğunuz yeri rica ediyorum hem de paylaşmanızı son derece önemsiyorum sevgili dostlarım. İnşallah dediğim gibi dün geceniz güzel geçmiştir. Ben öncelikle Türkiye'nin güvenliğini sağlamış olan ve pek çok hain planı boşa çıkart, kahramanlıklarıyla, fedakar çalışmalarıyla boşa çıkartan güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Dün sabahlara kadar yoruldular. Ondan öncesinde pek çok planı ortaya çıkararak, önemli gözaltılar yaparak pek çok hain planı boşa çıkardılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim güvenliğimiz için, sağlığımız için, konforumuz için çalışan işte sağlık personeli, itfaiye personeli, belediye personeli, polisimiz, askerimiz, sınır boyunda nöbet tutan askerlerimiz hepsine şükranlarımızı sunalım. Sevgili dostlarım, bugün benim niyetim sizinle hani interaktif deniyor ya, karşılıklı sohbet, işte öyle bir sohbet programı yapmak istiyorum. İzin verirseniz ve her yorumunuzu da benim de dikkate alacağıma lütfen emin olunuz. Ama bu öyle bir program oldu ki biraz önce söyledim size. Türkiye'de çok kişi buradaki yorumları izliyor. Bakın önümüzdeki bir hafta içerisinde televizyonları, gazeteleri izleyin. Sizin buradaki yorumlarınızı bir şekilde alacaklar ve kullanacaklar siyasetçiler. Benim siyasi particilikle ilgim yok. Mesafemi kesin olarak koyduğumu biliyorsunuz. Benim tek ilgim sizsiniz, vatandaşlarımız. Ben üstüme düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi 2017'de en çok nelere bunaldık? Bunu sohbet etmek istiyorum sizinle. Önemli olan sizin düşünceleriniz neler, nelere bunaldık? Ben keyfilikten bunaldım. En çok keyfilikten bunaldım. Çünkü bir tek kelimeyle Türkiye'nin aslında en önemli sorununu keyfilik dediğimde açıklayabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü her şeyin arkasında keyfilik var. Ücretin hesabında keyfilik var, ihalede keyfilik var, fırsat eşitliği deyince keyfilik var, taşeronda keyfilik var, adalette keyfilik var, her şeyde. Ben keyfilikten bunaldım. Bu keyfilikle birlikte kutuplaştırmadan bunaldım. Gerginlikten bunaldım.
insanların birbirine düşman edilmesinden bunaldım. Bunlardan çok bunaldım. Mesela keyfiliklerden bir örnek vereyim size. Bir milletvekili mecliste sormuş, işte ilgili başbakana sormuş. Cumhurbaşkanının kaç danışmanı vardır, kaç lira maaş alıyorlar demiş. Ve işte kaç otomobilleri vardır bilmem ne. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hiçbir soru soramazsınız demiş. Bu da bir keyfilik. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'a böyle bir soru sorsa bir senatör, bunun cevabını vermek zorunda. Yani kaç danışmanı var, kaç lira harcanıyor? Bunların hepsini vermek zorunda. Çünkü bunların hiçbiri kendi ceplerinden harcanan paralar değil. Bizlerin vergileriyle sevgili dostlarım harcanıyor. Mesela rahatsız olduğum cümlelerden birini size söyleyeyim. Başbakan KHK'yı eleştirenleri darbecilerden farkınız yok diye yerden yere vurmuş. Tam da söylediğimiz buydu. Sayın Başbakan, ispatlamış oldunuz bizim söylediğimizi. Çünkü sizin tanımladığınız şekilde bir terör etiketlemesine biz hayır diyoruz. Bu milletin büyük çoğunluğu hayır diyor. Siz daha farkında değilsiniz bu milletin büyük çoğunluğunun hayır dediğini, ama ben size söyleyeyim. Dostça söyleyeyim, yanlış yapıyorsunuz böyle. Yani anlamak isteseydiniz anlardınız. Sayın Başbakan, siz bildiğim kadarıyla mühendissiniz. Ben mühendislik konularına karışmıyorum. Ben de hukukçuyum. Hukukçu olarak beni de çok iyi tanırsınız. Hiçbir zaman yanıltıcı bir cümle kurmadığımı da bilirsiniz. Sizler yanıldığınız zaman benim ne kadar doğruları söylediğimi, kurum olarak hep sizlere doğruları söylediğimizi en iyi siz bilirsiniz Sayın Başbakan. Hatırlayalım. O yüzden KHK'yı eleştirenleri darbecilerden farkınız yok. Siz 15-16 Temmuz'da bu milleti darbeye karşı koruyanları bizim korumamızdan rahatsızsınız demiş. Dediğimiz bu değildi Sayın Başbakan. Anlamamakta inat ediyorsunuz. Bu inadınız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu inadı, sizin size yansıyan bu inat, Cumhurbaşkanı'ndan size yansıyan bu inat maalesef Türkiye'nin 2017'de en çok bunaldığı şeylerden birisi. O yüzden sevgili dostlarım, bu bunaldığımızı söyleyelim, burada söyleyelim, yeter artık bu. Yani bu inatlaşmadan, bu kutuplaşmadan biz bunaldık. O KHK ile ilgili söylediğimiz eleştirinin ne olduğunu gerçekten anlamak isteyen herkes anladı. Söylediğimiz şuydu: 15 ve 16 Temmuz'a ilişkin cümle değil sıkıntı olan. Orada 16 rakamının 1 ve 6 Sayın Başbakan, 1'i ve 6'yı yan yana getirdiğinizde 16 oluyor. 16 Temmuz'u ifade eden bir kelimenin, bir rakamın olmamasıdır Sayın Başbakan. Dolayısıyla birisi çıkıp da sizin anladığınız gibi şunu eleştiren teröristtir, bunu eleştiren teröre destek veriyor, bunu böyle yapan 15 Temmuz'un devamını istiyor gibi, tıpkı sizin anladığınız gibi bir sopalı, bir palalı da çıkıp insanların kafasını kıracak diye bizim kaygımızdı. Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz, sizin bizden daha çok kaygılı olmanız lazım. Türkiye'yi yöneten birinin bu kaygıyı taşımamasını ben sorumsuzluk olarak görüyorum. Sayın Başbakan, ben size yakıştıramadım bunu. Gerçekten yakıştıramadım. Cumhurbaşkanını siz ikna etmeliydiniz. Cumhurbaşkanını milletle inatlaşmamasını siz sağlamalıydınız. Bunu yapmak yerine siz de Sayın Cumhurbaşkanının sinirine, her zamanki kırıp dökmesine maalesef siz de körüklen gittiniz, yapamadınız, yapmadınız. Doğru olmadı Sayın Başbakan. Sizin karakterinize, sizin daha kucaklayıcı tavrınıza da ben yakıştıramadım. Tam da sizin yaptığınız yorumları yapanlara karşıydı bizim uyarımız. Ama Türk milletinin sağduyusu sizden fazla. Ve o yüzden de inşallah korktuğumuz, endişe ettiğimiz başımıza gelmeyecek.
Ama size rağmen başımıza gelmeyecek. Siz önlediğiniz için değil. KHK'ya bir 1 ve 6 kelimelerini koymayı bu millete çok gördünüz. Ben mühendislik meselelerine karışmıyorum. Sizin mühendisliğinize hiçbir söz söylemedim. Ama siz hukuktan anlamıyorsunuz. Hukuktan anlamadığınızı hiç olmazsa anlayanlara sorsaydınız iyi olurdu. Bu sözüm tabii ki aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na da hukuktan anlamıyor. Hukuktan anlamasına da gerek yok. Doğru insanlara sorsanız size en doğrusunu siz bilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Sizden daha doğru bilen hiç kimse yok dünyada Sayın Cumhurbaşkanı. Siz dünyayı yönetiyorsunuz. Dünya sizden korkuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Siz ne derseniz o olur. Biz hiçbir şey bilmeyiz sizin yanınızda diyenlere değil. Size doğru söyleyenlere kulak verseniz bence bu millet için daha hayırlı bir iş yapmış olurdunuz. Olmadı Sayın Cumhurbaşkanı, size de olmadı. Sayın Başbakan, size de olmadı. Zaten hükümetin çoğunluğunun ben okuyup da anlayarak imzaladığı kanaatinde değilim. Ne imzaladıklarını bildiklerini sanmıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir cümle sarf etmiş. Sohbet edeceğiz biraz sonra sizinle bu konularda. Biliyorsunuz asgari ücrete bir zam yapıldı. %14.3 zam yapıldı. 1603 lira oldu. Bu asgari ücreti eleştirenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şöyle seslenmiş, okuyorum. Asgari ücreti eleştirenler elinize dilinize dursun. Elinize dilinize dursun demiş asgari ücreti eleştirenlere. Bu arada Türk İş'te şunu söylemiş Türk İş Genel Başkanı. Gelsinler 1603 lirayla geçinsinler demiş. Bilmiyorum şimdi burada bu yayını birlikte yaptığımız Güneş Çıtak. Bak ben bunu sana anlatmaya çalıştım Güneş Çıtak. Gerçekten yani anlamak isteyen herkes anladı. Bir daha bak istersen oraya oldu mu? Yani adalet yürüyüşüne benim niçin katılamayacağımı, benim yargının en üstündeki bir yapının temsilcisi olduğumu, bu sebeple tüm siyasi partilerin üstünde ve dışında bir duruş sergilemem gerektiğini, ama adalet yürüyüşünü yapan ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı'nın bir temel hakkı kullandığını, kendisini bu anlamda takdir ettiğimi, bunları Sağır Sultan duydu. Güneş Çıtak sen de duy. Oldu mu? Sağır Sultan'la birlikte lütfen sen de duy. Çünkü ya da Sağır Sultan'a sor, öğren. Rica ediyorum sevgili Güneş Çıtak. Yeter artık bu. Şimdi Cumhurbaşkanı demiş ki, asgari ücreti eleştirenlere demiş ki elinize dilinize dursun. Mesela sizin elinize dilinize dursun mu? Siz asgari ücretten memnun musunuz? Ben niçin asgari ücretten rahatsız olduğumu size söyledim. Benim için %14.3'ün 2018'de yapılabilecek en yüksek rakam olması değil konu. Bakın konu ne biliyor musunuz asgari ücrette sevgili dostlarım? Bu ülkenin en zengin %20'si bu ülkenin ürettiğinin gelirinin %50'sini alıyor. %20, %50'yi alıyor. En zengin %20, %50'yi alıyor. Şöyle masadan böyle alıyor, paylaşıyor. Kalan %50'yi de ülkenin %80'ine, yani bize bırakıyor. Yani %80 kırıntıları alıyor. %20 bütün serveti alıyor. Peki bu %20 neye göre belirleniyor? Keyfilik. Çünkü layık olanın layık olduğu yere gelmesi yok. Neden? Çünkü hukuk düzeni maalesef Türkiye'de güven vermiyor. Bütün mesele bu. Daron Acemoğlu, bizim çok önemli ekonomistlerimizden birisi, dünya çapında bir ekonomist, diyor ki adalet sistemi güvenilmeyen devletlerde, toplumlarda küçük azınlıklar, küçük yüzdeler gelirin büyük kısmını alır, kalanı da işte gelirin kalan kısmı da çok daha büyük bir yüzde tarafından paylaşılmak zorunda kalınır diyor. Yani zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. Mesele bu. %14.3'ten daha fazla yapıp yapamayacağımız değil.
zammı 1603 lirayla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırına dahi ulaşamamış olması. O yüzden keşke Cumhurbaşkanı şöyle deseydi, yapabileceğimizin azamisini yaptık ama vatandaşlarımızın sıkıntısını da biliyoruz. Bu ülkede asgari ücretle geçinmeye çalışan çok sayıda vatandaşımız var. Onların da sıkıntısını biliyoruz. Ama maalesef bu kadar yapabildik deseydi doğru olurdu. Ben artık sinir uçlarından tamamen kopmuş ve halkıyla kavga etmeye başlamış bir yönetim görüyorum. Yani asgari ücretten memnun olan sadece herhalde asgari ücreti belirleyen kişilerdir. Hükümet olabilir. Asgari ücretle ailesini geçindirmek zorunda olanlara elinize dilinize dursun cümlesini yakıştıramadım. Olmaz denmez bu. Denmez bu. Efendim taşeronlar biliyorsunuz KHK ile kadroya alınmaya başlanacak. Şöyle bir sıkıntı var taşeronda. Tabii bu taşeronu kadroya alma meselesini kanunla değil, sarayda kapalı kapıların arkasında bir yerlerde yaptıkları için şöyle bir sorun oluştu. On binlerce taşeron işçisi var, yüz binlerce taşeron işçisi var. Bu taşeron işçilerin devlette işte sözleşmeli sınıfından kadroya geçerken sevgili dostlarım kıdem tazminatlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Kıdem tazminatları izin haklarına ekleniyor. Yani diyor ki KHK size para veremem ama daha çok izin verebilirim diyor. İşte bu olmaz. Bu olmaz ve bu yüzden taşeron işçileri için sanıyorum daha fare doğurdu. Keşke bunu kanunla yapsalardı ama anlıyorum kanunla yapmaya kalksalardı taşeron işçileri kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini anlayacaklardı herhalde. Ve bu durumda da ya siz bizi kadroya alacaktınız, söz verdiniz. Bizi aslında kadroya falan almıyorsunuz. Siz bizim birikmiş kıdem tazminatımızdan etmeye çalışıyorsunuz diyeceklerdi. Öyle sanıyorum ki burada şu an herkes birileri herkes mutlu. Doğru. Bir mutlu kesim var. Çünkü bu taşeron çalıştıran şirketler kıdem tazminatı ödemekten kurtuldular. Devlete geçiyor. Devlet de kıdem tazminatı ödemiyor. Onun yerine izin veriyor. İşte senin izin hakkına eklenecek diyor. Ya olacak şey değil bu. Olacak şey değil bu. Yani bunu kanunla konuşmuş olsalardı çok daha doğru düzgün bir şey ortaya çıkardı. Bu arada komik bir şey arkadaşlarım bugün göndermişler bana. Efendim Allah'ın kendisine verdiği, insana verdiği en büyük nimet olan iki kulak arasındaki gri maddeyi tanımlıyorum ki bilmez çünkü o beyni kullanmaktan imtina eden sıfır kilometre beyne sahip birisi eline sopayı almış ve canlı yayına geçmiş Facebook'tan Noel Baba'yı yeni yıl gecesi Noel Baba'yı bekliyorum gelince kendisine tebliğ edeceğim kabul etmezse kafasını kıracağım diye. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama akıl vermiş de o aklı kullanma becerisi yok tabii bunda. Ama ne yapsın tabii koca koca kendilerine hoca efendi sıfatı verenler yılbaşıyla Noel'in birbirinden farklı olduğunu, yılbaşının Julien takviminden geldiğini, onun iyileştirilmiş hali olduğunu, dünyanın güneş etrafında 365 gün 6 saat döndüğünü, dolayısıyla da bir başlangıç gününe ihtiyaç olduğunu, o başlangıç gününün İsa'nın doğumuyla falan ilgisi olmadığını o koca koca hoca efendiler bilmiyor ki kafasına usulen sarık takmış, eline sopa almış vatandaş bilsin. O da işte sopayı alıyor. Hakikaten çok büyük bir cehalet bu. Bunu işte devleti yönetenlerin ya yapmayın bu saçmalamayın demesi lazım bu hoca efendi kılıklılara. Televizyonlara bakıyorum, uydu var benim evimde. Uydudan bakıyorum.
Yani bir yılbaşı düşmanlığı, bir yeni yıl düşmanlığı, akla düşmanlık bu. Yani 1 Ocak'ta yeni yıl başlıyor. İnsanlar da yeni yıla yeni umutlarla başlamak istiyorlar. Yeni yıla yeni umutlarla başlamak isteyenlerin bu beklentisini, bu içindeki umudu bu şekilde sopalamak, bu şekilde ezmeye çalışmak, bunu bu şekilde günah ilan etmek günahtır. Yani günahtır, ahlaksızlıktır, günahtır, cehalettir, hepsi bir aradadır. Olmaz, olmaz böyle bir şey. Bunun çünkü öyle Hristiyanlıkla bilmem neyle ilgisi yok. Bu sadece güneşin etrafında dünyanın 365 gün 6 saatte dönüşüyle ilgili. Artık yılı falan da anlatırım ama o sopalı adama neyini anlatayım? O olayın başka tarafında bir de artık yıl var biliyorsunuz ama gerek yok. Elbette onu bir başka türlü açıklıyorlardır herhalde. Sevgili dostlarım bakın asgari ücrete %14.3 zam 1603 lira. Cumhurbaşkanı bunu eleştirenlere elinize dilinize dursun demiş. Emekli aylığındaki duruma bakalım. Emeklilerin zaten eline midesine oturdu. En düşük emekli aylığı SSK yani SGK'nın SSK'lısında 1402 liradan 1472 liraya çıkmış. 1402 liradan 1472 liraya çıkmış. 70 lira zam almış SSK emeklileri. Bağkur emeklileri ise 1256 liradan 1318 liraya çıkmış. Bunu beğenmeyenin eline, diline, dizine dursun herhalde diyoruz. Tarım emeklilerinin de emekli maaşı 1050 lira olmuş arkadaşlar. 1050 lira olmuş. Harca bitmez. Tarım emeklisinin 1050 lira, Bağkurlu'nun 1318 lira, SSK'lının da 1400 72 lira olmuş ve ülkemizin Cumhurbaşkanı ya istediğimiz kadar veremedik ama işte bu kadarına gücümüz yetti. Ekonomik bir sıkıntı içindeyiz. İnşallah bunu atlatacağız demek yerine eline diline dursun diyor. Peki trafik cezaları ne olmuş? Trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaporta ne kadar gelmiş? %14.47 gelmiş. Yani sevgili arkadaşlar eğer ehliyet alıyorsanız zam gitti bile. Cep telefonu alıyorsanız zam gitti. Hele hele trafik cezasına yaklaştıysanız, yakalandıysanız zam gitti. %14.47. MTV diyorum pardon. MTV motorlu taşıt vergisi ne olmuş? %15 ile %25 arası artmış. Çevre temizlik vergisi de 1 metreküp lavabodan akan su için ödediğimiz vergi 28 kuruştan 32 kuruşa çıkmış. Efendim işte bu. Yani zam buradan gelmiş. Kaşıkla vermişler. Kepçeyle kovayla verdikleri zammı da almışlar. Elimize dilimize dursun. Yani ben de elimize dilimize duracaklardan biri de benim bunları eleştirdiğim için. Ama dün benzin almak için bir benzinciye girmiştim. Pompacı beni çok mutlu etti. Abi dedi Face'ten canlı yayını seyrettim. Asgari ücreti anlattın. Teşekkür ederim dedi. Ben ellerine sarıldım. Asıl ben sana teşekkür ederim dedim. Yani Facebook'tan eğer benzincide benzin alırken pompacı kardeşim seni Facebook'tan seyrettim diyorsa o zaman bizim gerçekten hep birlikte doğru bir iş yaptığımız ispatlanmıştır dedim. Şimdi hadi buradan yazmanızı istiyorum. 2017'de en çok neye sıkıldınız? Gönül Erdinç Hanım neye sıkıldınız en çok? Şafak Demir 2017 sizi en çok nerede sıktı? Mehmet Çakmak neye sıkıldınız? Siz avukatsınız en çok neye sıkıldınız? Nergiz Madanoğlu 2017'de neye bunaldınız? Selma Erdoğan bunları dinlemek istiyorum sizden. Malik Bozkurt ülkedeki sorunları hep birlikte çözeceğiz. Nuriye Er
Nedir en çok şeyimiz? Efendim, ne olacak bu halimiz? Aynur Tursun, hep birlikte toparlayacağız. Hep birlikte toparlayacağız. En çok neye? Veysel Budak. Çok teşekkür ederim Veysel Budak. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bir paylaş butonuyla nerelere paylaşabiliyoruz. Evet, İsmihan Hanım. Yani benzinci beni çok mutlu etti. Gerçekten ben akşam yeni yıl hediyemi pompacı kardeşimden aldım. Adviye Hanım, neye sıkıldınız? Söyleyin, yazın. Geçinemiyoruz. Cüneyt Baydur, 2017'de geçin. Hadi burada bir anket yapıyoruz. 2017'de ki en çok sıkıntılarımız ne? Geçim. Geçim. Peki. Nurten Oda, hayır ben siyasi parti genel başkanlığı ya da siyaset yapmıyorum, yapmayacağım. Düşünmüyorum açıkçası. Yani şu anda çok daha etkili bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bu ülkenin temel sorunu hukuk. Ben de sizi bu pencereden bildiğimle aydınlatmaya çalışıyorum. Sizden de öğreniyorum. Türkiye benim öğretmenim. Türkiye'den aldığımı da Türkiye'ye geri vermeye gayret ediyorum. Rejim değişikliğinden sıkıldık. Cumhur uzun, rejim değişikliği. Evet, maalesef rejim değişikliğine doğru gittik. Bundan çok sıkıldık. Nur Diri, Bahçeli'nin AK Parti'ye destek olmasından sıkıldık. Daha somut böyle, yani aileniz için neden sıkıldık? Tülay Gönül, geçim, geçinemiyoruz. Geçim derdi birinci sırada. Sinan Karabağ, Suriyeliler de büyük sıkıntı var. Nazan Hanım, bir dakika. Nazan Kazandıoğlu, asker, polis, toplu ölümler, çok haklısınız. Terör eylemlerinden çok sıkıldık. Afet Karan Bellioğlu, lütfen sayın ki mengeneye sıkışmış. Bu his, bu çok kötü bir his. Mengeneye sıkışmış gibi olmaktan sıkıldık. Gönül Erdinç, biz TRT'yi izleyemiyoruz. Neden Gönül Hanım izleyemiyorsunuz? Yani çıkmıyor mu sizde TRT, yoksa izlemek mi istemiyorsunuz? Gülen Akın Serdaroğlu, emekliyiz, gezmek istiyoruz. Toruna bir şey. Ah, işte bu. Gülen Akın Serdaroğlu, çok haklısınız. Bir anneannenin, babaannenin, dedenin torununa bir şey alması, birlikte bir yemeğe gitmesi, bir oyuncak alması, buna hakkı olması lazım. Tatile gitmesi lazım. Mesela bakıyorum Japonlara, Korelilere bakıyorum, Avrupalılara bakıyorum. Emekli olduklarında yaşam standartlarında azalma olmuyor. Dolaşıyorlar, dünyayı geziyorlar, dünyayı dolaşabiliyorlar. Yani niçin biz yapamıyoruz bunu? Biz emekli olduktan sonra ikinci, üçüncü işi yapmaya çalışıyor insanlar. Çünkü aç kalıyor emekli maaşıyla. Yani çalışmadığı anda aç kalıyor. Bir maaş yetmiyor insanlara. Bir iş yetmiyor artık insanlara. Ama Türkiye aslında o kadar refah içinde yaşayabilir ki kaynaklarını doğru kullansak. İşte buna sıkıldık. Buna gerçekten sıkıldık. Hukuk rafa kaldırıldı. Mehmet Çakmak diyor. Vedat Karasaç, siz neye sıkıldınız? Anlatsanız da bize. Lütfen. Serap Akalın, emekli olup ayda 10 nöbet tutarak yaşama tutunan 60 yaş üstü doktorları da unutmayın. Ya Serap Hanım, evet çok haklısınız. Emekli olduktan sonra da çalışmak zorundasınız. Muharrem Nuri Bey, Muharrem Nuri Gürsoy, değerli üstad, siz neye sıkıldınız? Güvensizlik. Meclisi geri istiyoruz. Çok haklısınız. Parlamenter sistem eskisinden de iyi hale getirilerek bu milletin hizmetine sunulmalı. Biz bu sistemden memnun değiliz. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yok, hiçbir şey yok. O halin artık bir faydası kalmadı. Terörle mücadeleye yaramıyor. Terörle mücadeleye hatta zarar veriyor o hal. Çünkü dünyaya, Türkiye'yi, hukukuna güvenilmez. Bir kişinin iki dudağı arasında yatırım güvenliği olmayan, mahkemelerinin güvenliği olmayan bir ülke olarak takdim ediyor. O hal olduğu sürece Türkiye'ye ciddi bir yatırım gelemez. Nebahat Mendi, evet, çocuk tecavüzleri yurtlarda, kendi ebeveynleri, hakikaten ne kadar haklısınız, hakikaten ne kadar, hele hele bakın Nebahat Hanım, bunlardan sıkıldığımdan daha da fazla bunları
örtbas edenlerden sıkıldım ben. Bunları hatta meşrulaştıracak bilinçaltı cümleler eden sapıklardan çok sıkıldım. Geçen yine öyle bir sapık vardı, rızasıymış. Senin çocuğunla ilgili olsa rıza der misin? Gazetecilerin basının yanlı haberlerinden Tülay Sevim. Evet, basın. Şimdi bir taraftan basın özgürlüğünde sıkıntı var diyoruz ama öbür taraftan da öyle bir yandaş basın var ki o gazeteleri okuduğunuzda yani sanki Türkiye'de yaşamıyorsunuz, başka bir ülkede yaşıyor gibisiniz. İnsanlar yaftalarla, bir dakika, bilgiyle değil yaftalarla yönetiliyor. Gelecek kaygısı çok güzel. Yani güzel dediğim, not alıyorum. Gelecek kaygısı. Bir şey söyleyeyim mi size? Ülkenin ezici çoğunluğu, %60'ın üstü geleceğinden kaygı duyuyor sevgili dostlarım. Gelecek kaygısı insanların yüzüne yansıyor. Mesela ben işim sebebiyle zaman zaman yurt dışına çıkıyorum, yani resmi görevlerle. Sokakta insanların yüzleri şöyle, hatları yukarıya doğru, gülüyorlar, gülümsüyorlar. Gelecek kaygısı yok. Türkiye'de insanların gelecek kaygısı var. Necla Güney, taciz edilen çocuklar, geçim derdi zarrap, doğru, altın tüccarı zarrap. Önce iki tane nota çektik, aman sırtı açıkta kaldı mı, üşüyor mu, döşeği rahat mı diye, ondan sonra hain ilan ettiler. Bizi dinleseler de en baştan itibaren doğruyu yapacaklardı. Sabiha Hanım, Sabiha Yalçın Tekin, güven ve adalet, 2017'de sıkıntılar bu. Doğru söylüyorsunuz. Emine Aybar, emekli maaşları çok düşük. Hakikaten çok düşük. Yani bakın, demin bir anneannemiz torunuma ben bir hediye alamıyorum dedi. Ne kadar büyük bir, ne kadar içten bir feryat bu. Bunu söylediği için şimdi eline diline mi dursun bu anneannenin? Eğitim, sağlık. Sağlıkla ilgili biraz paylaşım yapalım. Sağlıkta aslında kuyruklar oldukça bitti ama kent hastanelerinde bir sorun var. Kent hastanelerinde müteahhitlerin alacaklarını biliyorsunuz şöyle planladılar. Hasta sayısı var. Belli sayıda hasta gelmezse, tıpkı havaalanları gibi, nasıl işte havaalanına belli yap işlet devletlerle, hani havaalanları, köprüler falan yapıyoruz ya, belli sayıda araç geçmezse, belli sayıda uçak inmezse üstünü devlet ödüyor. Belli sayıda hasta gelmezse de üstünü devlet ödüyor. Şu anda üstünü devlet ödüyor bu hastanelerin. Ve sağlıkta bir kara deliğe yol açmak üzereler bu kent hastaneleri. Dünyada da işleyen bir örneği benim bildiğim kadarıyla yok. Keşke iyi olsa, keşke. İnsan sevinmez olur mu? Ama sağlıkçılarla konuşuyorum. Mesela apandisit ameliyatı yapan yer çok. Ama ağır bir beyin ameliyatı yapmak isteyen yok. Çünkü apandisit ameliyatı ile beyin ameliyatının performanstaki değeri aynı. Doktor apandisit ameliyatını, en basit ameliyatı hemen yapıyor. Performans olarak o maaşına yansıyor. Ama daha ağır ameliyatları yapmak isteyen doktor maalesef kolay kolay bulamıyorsunuz. Eğitim, 2017'de eğitim. Güler Dügeç, tabii ki ekonomi. Çok haklısınız, ekonomi. 2018'de de ekonomide sıkıntılar bekleniyor. 3 Ocak'ta Zarrab'ın Zarrab davasında karar açıklanacak. Durun bakalım ne olacak? İsmigül Ballı, çocuk istismarları, ne kadar haklısınız. Şehitler içimizi yaktı. Çok haklısınız hepimizin. Suriye gemici, tek adamın beyanlarından sıkıldım. Ve kutuplaştırmadan ve Cumhurbaşkanı'nın insanların bir kısmını düşman ilan etmesinden, hakikaten bundan bunaldık. Bunu ben eminim herkes bunaldı bundan. Yani kendisine oy verenler de bundan hoşlanmıyorlar. Çünkü bizim halkımız gerçekten içtendir, candandır, hoşgörülüdür. Komşusuna sürekli sövülmesinden hoşlandığını hiç düşünmüyorum bu milletin. İnsanların, Kadir Burçan, çok önemli, Burçan, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. İnsanların ceplerinde 3 kuruş para yokken refah seviyesini çok yüksek gösteren, hakikaten 11.6 büyüme oranı gösterdiler. Buradan ben defalarca sordum, kim büyüdü ya o kadar diye, kim büyüdü?
büyüyenler var ama vatandaş 11.6 falan büyümedi. Borcu büyümüş bu borcu. Meral Yarar, tacizden sıkıldık. Veysel Kırıcı, siz neden sıkıldınız? Funda Almaz, bakın ben siyasi parti siyasetinden uzağım. Size bir daha söylüyorum, çok haklısınız. İsmail Aydoğdu, gıdaların kontrolsüzlüğü. Haklısınız işte, çok haklısınız. Kontrolsüz gıdalar, evet, sağlığımızı mahvediyor. Sağlığımızı mahvediyor. Bir de üstelik GDO'suyla, genetiğiyle oynanmış tohumlar. Çiftçi tohumluk bile alamıyor. Suriyeliler, mesela Suriyeli bayramda gidebilen var, şehrine gidiyor, geri dönüyor ondan sonra. Bu nasıl bir sığınmadır? Ben de bunu anlamıyorum. İhtiyacı olanlar tabii ki mecbur, komşuyuz, kalacak. Ama dış politikadan da ben, yanlış dış politikalardan da sıkıldım. Bizim başımıza bu Suriyeli sığınmacı meselesini bu boyutlarda getiren siyasi iktidarın yanlış dış politikası oldu. Ülkenin kaynaklarının Suriyelilere harcanmasından, ailecek gezmek, Ayşel Emel Feza, ailecek gezmekten mi sıkıldınız, gezememekten mi sıkıldınız? Anlamadım. Hocam bu höh nedir? Seydi Kızılırmak. Bu höhün örneklerini İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da görebilirsiniz. Maalesef paramiliter bir güç olarak görünüyor bu. Ben geçen buradan bir çağrıda bulunmuştum. KHK'yı eleştirenlere söylediği 100 hakaret cümlesinden birini yumuşatarak ve eleştiri kabilinden, höhlere söylerse Cumhurbaşkanı teşekkür edeceğim dedim. Bakın KHK'ya sövenlere, KHK'ya eleştirenlere sövdüğü 100 cümleden bir tanesini yumuşatıp eleştiri gibi, bu höhler de yanlıştır valiler dikkat edin diye bir dikkat çekici uyarıda bulunsa ben kendisine teşekkür edeceğim demiştim ama yapmadı Cumhurbaşkanı. Son derece yanlıştır bu. Bu höhlerden medet uman gerçekten çok yanlış yapar. Dünya tarihini okursanız görürsünüz. Tarih bilmezler yüzünden, tarihten ders almayanlar yüzünden tekerrür eder. Yoksa tarih tekerrür etmez. Tarih ancak tarihi bilmeyenler yüzünden tekerrür eder. Burada Cumhurbaşkanı ve hükümet yanlış yapıyor. Valilere kesin talimat verilmesi lazım. Bu paramiliter yapıların derhal kapatılması lazım. O yapıların yarın kimi vuracağı belli olmaz. Serhat Çetin, savcı koridorlarında hiç kayıt yaptırmadan alınmaması. Şu avukatlar olmasa ne kadar rahat edecekler değil mi? Savcılar, hakimler, adliyeleri yönetenler, yönettiklerini sananlar. Avukatı adliyede istemeyen zihniyet, biliniz ki sevgili Serhat Çetin, vatandaşı adliyede istemiyor. Vatandaşı ezmek isteyen zihniyettir. Çünkü avukattan çıkarıyor o öfkesini. Avukat kimi savunuyor? Vatandaşı savunuyor. Savcı vatandaşı soruşturuyor, suçluyor. Hakim yargılıyor, mahkum ediyor. Avukat da vatandaşı temsil ediyor. Avukata adliyeyi kısıtlamak vatandaşı aslında kısıtlamaktır. Bunu vatandaşlarımız anladığında o zaman o adliyeleri, o savcılar, o hakimler avukata kısıtlayamayacaklar. Bütün meselemiz bunu vatandaşlarımıza anlatmak. Dünya nereye gidiyor? Fikret Özgök, İran'daki gelişmeler izleyeceğiz, izliyoruz. Yarın İran'daki gelişmelere de gireceğim. Son derece önemli olaylar oluyor İran'da. Türkiye'de yansımaları olabilir belki. Sancaktepe, İyi Parti ilçe yönetiminde görev aldım. Emekli polis memuruyum. Başbakanımız dün gece Emniyet Genel Müdürlüğü'nde geçirmiş. Keşke 3600 ek göstergeden yoksun. 1950 emekli polis memurunun evinde geçirseydi. O zaman işte bu zam neyinize yetmiyor demezlerdi tahmin ediyorum. Gıda sahtekarlıklarından Tülay Sevim bozulmuş. Eğitimin bozulması geleceği karartıyor Kutlu Barutçu. İnsanlar mutsuz, hakikaten insanlar mutsuz. Ayten Çolakoğlu. Şöyle aşağıya doğru iniyorum.
Ayten Demirel, Cumhuriyet'in yok edilişi Suriyeli görmek. Cumhuriyet'i kimsenin yok etmeye gücü yetmeyecek. Size ona söz veriyorum. Peki sevgili dostlarım, 2018'den ne bekliyorsunuz? Bir de onun hadi hep birlikte anketini yapalım. 2018'den bu sayfayı izleyenler, bu sayfadan, bu sayfada kamuoyu yoklaması gibi yorum yapanlar 2018'den ne bekliyoruz? Haydi yazalım bunu lütfen. Bu arada hala paylaşmayanınız varsa sizden rica ediyorum lütfen paylaşalım. Daha çok dostumuza ulaşalım. Bakın o kadar hoşuma gidiyor ki her yerde Facebook yayınınızı izledim diyen vatandaşlarımızla karşılaşıyorum. Sizin sayenizde oluyor bu. Sizin sayenizde, siz paylaştığınız için oluyor. Daha çok paylaşın lütfen. Tan Doğan Kaplan, turizm çalışanları tatil yapamıyor. Neden bahsediyorsunuz? 6 ay asgari ücretle çalış, diğer 6 ay askıya al. Ya aynen, bakın haklısınız, ben bahsetmiyorum. Ama size diyorlar ki boğazınıza, dilinize dursun, dizinize dursun diyorlar. Siyasilerin birbirine hakaret etmesine, hakikaten Mehmet Çakmak, ben de bundan çok bunaldım. İş üretmek yerine birbirlerine hakaret ediyorlar. Türkiye'nin hakiki gündemi bu değil ki. Kadir Liman, Türkiye'de eşitlik kalmadı. Fırsat eşitliği lazım, fırsat eşitliği. Belki fakir bir aileye doğmuş ve potansiyeline uygun bir eğitimi veremediğimiz bir çocuk Türkiye'nin geleceği olacak. Belki bir Einstein çıkacak, belki bir Beethoven çıkacak. Hep bunu söylüyorum zaten. Sevgili arkadaşlar, hadi bakalım ne istiyoruz 2018'den? Kürşat Karaca Bey, saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Berna Örnek, emekli maaşlarımız düşük, emekli maaşı yükselsin istiyorsunuz ama bakın bu maaşı bile çok diyorlar size. Ne istiyoruz? Yalancı çoban medyasından bıktık, hakikaten bıktık. Hakikaten bıktık. Toplum resmen bunalımda demiş Pınar Hanım, Pınar Ekitir. Şehitsiz bir ülke istiyorum. Evet, terörü bitirelim. Şunu söyleyelim, hep söylüyoruz ama 2018'in ilk gününde de söyleyelim. Silahlı bir teröristle mücadele hiç kuşkusuz silahlı olur. Böyle yanakları pembe pembe al al romantikleşip de teröriste çiçek verelim herhalde diyecek değiliz. Silahlı teröristle silahlı mücadele olur ama terörle mücadele akıllı olur. Mutlaka akıllı olur. Akıl bize terörle mücadele edebilmek için dış desteği kesmemizi emrediyor. Dış desteği kesebilmek için mutlaka Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Aynı zamanda akıl bize şunu emrediyor. Türkiye'nin 80 milyonunu siz kucaklarsanız terör örgütleri taban bulamaz diyor. Terör örgütlerinin taban bulamaması ve dışarıdan da destek bulamaması için Türkiye'nin demokratik, çoğulcu, katılımcı bir yönetime sahip çıkması lazım ve yargısının da güvenilir olması lazım. Yargısının mutlaka bağımsız olması lazım. Türkan Aksüt, bir öğretmen olarak bile evet çok haklısınız, taksitle almak zorundasınız. Çünkü Türkiye'de vatandaşın borcu büyüdü. %11.6 büyüdük diyenler sanıyorum vatandaşın borcunun büyüdüğünü söylüyorlar ya da kendi büyümelerinden söylüyorlar. Sevgili arkadaşlar, buraya yazmaya devam edebilirsiniz. 2018'den ne bekliyorsunuz? Bunları yazmanızı rica ediyorum. Paylaşmanızı rica ediyorum. Evet, burada bakın bir hayvanlara saldırı gördüm. Şöyle aşağıya doğru inerken Gülsen Yılmaz, hayvan hakları o kadar önemli ki, ne olur kapatırken şunu söyleyelim, biraz sonra kapatacağım. Hayvanlara şiddeti önleyemezsek çocukların cinsel istismarını önleyemeyiz. Kadınların şiddet görmesini önleyemeyiz. İnsan haklarını koruyamayız. Ya insan haklarını önce sağlayalım, hayvanlar sonra gelsin diyenlere bilimsel bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Hayvanlara şiddet uygulayan insanların ya da kişiliği bozuk yaratıkların bir sonraki hedefi çocuklardır ve kadınlardır. Bunu sakın unutmayalım. Asker zehirlenmeleri, evet o kadar büyük sıkıntı ki bu niye? Çünkü keyfilik, ihalelerde keyfilik var anladığım kadarıyla. Sevgili arkadaşlar, buraya 2018'de ne bekliyoruz? Bunları lütfen yazıyorsunuz. Burası çünkü bir
gerçekten bir forum. En kabadayı kamuoyu anketinden çok daha ciddi burada Türkiye'ye yönelik bir röntgen çekiyoruz. Bir hatta MR çekiyoruz hep birlikte. İsmihan Hanım yazacaksınız, buraya yazacaksınız, paylaşacağız, yazacağız. Somut hanenizde ne büyük sıkıntı yaşıyorsunuz yönetimin yanlışlarından dolayı. Devlette ne düzelsin istiyorsunuz 2018'den? Bu anlamda umudunuz nedir? Bu umudu yakalamak için neler yapabiliriz hep birlikte? Yazın, birlikte çözümler üretelim. Olağan bir yönetim bekliyoruz Cumhur Uzun Bey. Çok haklısınız, çok değerli Cumhur Bey. Hülya Hanım, 2018'den ne bekliyorsunuz ve paylaştınız mı? Hemen yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Altan Akpınar, efendim Çorum Baro Başkanımız geldi. Lütfen bunu, hem yayını paylaşalım, daha çok kişiye ulaşmasını sağlayalım. Sokakta müzik yapanları dağıtan yöneticiler. Marifet sanıyorlar değil mi sokakta müzik yapanlara? Herkes gri, herkes siyah, herkes mutsuz, herkes umutsuz baksın. Halbuki onlar o kadar güzel bir iş yapıyorlar ki. Değerli dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bence çok keyifli bir yayın yaptık. Müthiş bir anket çalışması da oldu bu. Aklı olan buraya bakar, Türkiye'yi nasıl iyi yöneteceğim diye düşünen buraya bakar. Siz de bakın buradaki paylaştıklarınızı önümüzdeki haftalarda bir takım siyasilerin cümlelerinde göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü artık öyle bir platform haline geldik birlikte. Hep birlikte geldik. Ben Türkiye'nin başaracağına güveniyorum. İnanıyorum çünkü size güveniyorum sevgili dostlarım. Türkiye'de ayak basmadığım yer kalmadı. 6 kere gittim Türkiye'yi gezdim. 6. turum bitmek üzere. Daha da gezeceğim, daha dolaşacağım. Türkiye benim öğretmenim oldu diyorum. Sizleri çok seviyorum. Tertemiz yüreklerinizden öpüyorum hepinizi. Hepinizin başımın üstünde yeriniz var. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel devam etsin inşallah. Hoşça kalın efendim. Saygılar, sevgiler.